Kadıköy'de az önce sona erdi karşılaşma. Fenerbahçe Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. İlk yarıda 3 farkı yakalamış. Bir de penaltı vuruşundan yararlanamamıştı sarı lacivertli takım. İkinci yarıda belki ilk yarıdaki tempo yoktu ama yine pozisyon zenginliği vardı, goller vardı. Ve 5-0'lık net bir galibiyetle milli maç arasına 13 puana çıkararak, maç eksiğiyle 13 puana çıkararak sarı lacivertli takım averajını da 14 yaptı 6 maçta 20 gol 3 golün üzerine çıkardı maç başına ortalamasını sarı lacivertli takım gizli lider de diyebiliriz şu anda. Başakşehir'in de bir maçı eksik ama averaj artı 14. Hepinize iyi akşamlar. Pazar günü bu maçın ardından 7. hafta tamamlanmış oldu ve hocamıza hemen 5-0'ın ardından ilk düşüncelerini soralım. Çünkü devre arasında önemli noktalara dikkat çekeceğini, Fenerbahçe ile ilgili özellikle Jesus'la ilgili önemli analizleri olduğunu söylemişti. Ama önce bir maç değerlendirmesiyle başlayalım hocam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de taraftar gireni de çıkanı da alkışladı. Ben de bir futbol adamı olarak, Fenerbahçe olarak ayrıca da canı gönülden alkışlıyorum. Çok uzun yıllardır alkışlamamıştım ben. Birçok takımla alkışladım ama Fenerbahçe'yi, tuttuğum takımı kazandığı çok maç gördüm. Ama hakikaten de bugünkü performansından hayran kaldım. Maçın başında evet 2-3 tane pozisyon verdi. 5-0 iken bir tane pozisyon verdi. Ama şunu söyleyeyim, özellikle de şunu söyleyeyim. Ligde şampiyon olur olmaz, onu bilemem. Ama Fenerbahçeliler için iddia ediyorum 200 bin kişilik stad olsun, Fenerbahçe stadını doldurur bu oyuna. Takımlar taraftarı çeker. Ne kadar siz böyle güçlü transfer yaparsanız yapın, iyi futbol oynamıyorsanız seyirci, özellikle kış önümüz, trafik falan, böyle geçen senelerde çok hatırlarım. Ya gitmesek de olur falan diyen seyirci. Artı Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olmuyor. Bu 9. yılı mı acaba? Tabii 9. yıl başladı. 8 yılda en az 5 sezonunda maç bitmeden 20 dakika önce E5, E6, Bağdat Sahil Yolu falan hep kalabalık burada maç bitmeden, çünkü seyirci boşaltmıştı. Sadece skordan değil, oyundan da böyle bir şey olmuştu. Özellikle skorlar da kötü gidince. Bu anlamda Ali Bey'in de 5. yılı, şimdi 4 yıl boyunca eleştirildi tabii. Özellikle hatta, teknik adam seçildi. Hatta 2 yıl önce bir maçtan şampiyonluğu kaybetmesine rağmen zaman zaman da Ali Bey bu serzenişlere veya eleştirilere itirazları oldu. Öz eleştiri yaptı zaman zaman ama itirazları da oldu. Şimdi o kadar önemli işler yaptı ki bu yıl, geçtiğimiz yıllardaki kadro oluşumunu ve teknik direktörle ilgili ne kadar yanıldığını göstergesidir bu. Bugünkü coşku tablo. Yoksa lig çok birbirine yakın takımlar oynuyor. Lige ara verildi. Dönüşte Beşiktaş derbisi var deplasmanda. Kazanırsın, kaybedersin ama önemli olan Fenerbahçe'nin çocukluk yıllarında, ki bugün Kemal Belgin abimizin şeyini izledim A-Spor'da. Belgeseli vardı. Daha doğrusu eski günlerden belgeseller veriyordu. 1952'lere falan da gitti. Çok da güzeldi. Böyle kaldım yani. Muhtemelen geçtiğimiz yıllarda çekilmiş bir şeydi. Böyle bant bir yayındı. Hakikaten de o zaman Fenerbahçe'nin ne kadar önemli işler yaptığında, hatırlarsan Brezilya'dan, Arjantin'den takımlar gelirdi. Ki ben o dönemin çocukluk yıllarımı 70 küsürlerde hatırlarım. Hı hı. Akşam böyle Hacı Ahmet kahvesi vardır Nazilli'de. Oraya giderdim. Orada televizyon vardı. Bizim evde yoktu. Böyle bakardık. Siyah şeye. Beyaz yıllar. Evet. Santos maçı falan izlemek için. O da çok kısa verirdi. Ama kaçırmayayım diye. Böyle bir de yani Fener'le oynayacaksın yani. El Fener'iyle. Böyle ışıklar falan az, hatırlıyorsan. Hı. Hatta sinemalarda, evet, da bankanın, evet, ekranların içinde maçlar olurdu falan. Evet.
O geni de vardı Fenerbahçe hücum didiler midiler işte bizim Todor Veselinovic dönemi falan. Tabii ki daha farklı şampiyonluklar da oldu. Aykut Hoca ile de oldu, Ersun Hoca ile de oldu. Carlos Alberto Pereira'da da oldu. Tabii ki çok mutlu oldu insanlar. Oynattıkları oyunda yanlış bir oyun demiyorum ben. Asla diyemem. Dünya futbolunun oynadığını oynatan. Fakat Fenerbahçelilerin aslında Fatih Hoca niye hala Fatih Hoca deniyor? Oynattığı o yıllardaki futbol hep heyecan vericiydi. Mesela Mustafa Hoca da bu titri bırakmıştır hücum futbolu diye. Çok önemli teknik direktörler geldi gitti. Fakat çok aykırı bir teknik adam. Öncelikle sözüm tekrar başına döneyim. Hocam böyle Fenerbahçe bir başkanı Mustafa Denizli'yi de o sınıfa koyuyor musunuz onun şu an? Bir dönem için koyuyorum böyle. Yani hani Pereira döneminden bu yana gelen kazanılan şampiyon. Mustafa Denizli döneminde dahil. Dahil ediyorsunuz. Hatta Christoph Daum da dahil. Kaç tane şampiyon? 3 senenin ikisi oldu. Bir tane Denizli'de kaybetti. Evet. Cum futbolu hani Türkiye Ligi standartlarına göre diyorum. Evet. Bu başka bir şey. Evet. O başka bir şey ne olduğunu anlatmaya çalışacağım dilim yettiğince. Tabii başka bir şeyi sağlayan da kulüp başkanı ve yönetimdir. Ali Bey, şimdi kulüplerin ödeme problemleri olur ama Fenerbahçe'de bildiğimiz duyduğumuz kadarıyla pek olmuyor. Ama Ali Bey özellikle bu yıl öylesine doğru işler yaptı ki geçtiğimiz yıllardaki eleştirilerin en azından yarısını dahi belli, yani kimine göre yarısı, kimine göre tamamen doğru olduğu olmadığını kendisi karar verecektir. Kıyaslamayı kendisi yapacaktır. Art niyetli insanlar olabilir. Başka hesapları olan insanlar olabilir. Fakat ben kendi fikrim olarak da Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır bu kadar iştahını, oyuncu kadrosunun birbirine denk, 10 üzerinden 7'liklerle, 10 üzerinden 9'luk tek adayı var. O da olacak zamanla Arda. 10 üzerinden 7'lik ama hepsi 7'lik. Bugün Rennes deplasmanında 2-0 mağlup iken 2-2'ye gelen, yani Fransa'nın Avrupa Kupalarındaki temsilcisine 2-0'dan 2-2'ye gelen takımdan 8 farklı oyuncuyla oynadı. Evet. 8 tane farklı. Bugün Başakşehir'de 8 tane farklı oynadı. Perşembe gecesini dün gibi hatırlıyorum. Kadroyu, bugün çıkacak kadroyu hemen hemen yazdım buraya. Artık hocayı biz tanımaya başladık. Şimdi en önemli özellikleri neler? Öncelikle sahanın en iyi oyuncusu, bunu kompleksli bir insan asla olmadım. Crespo tartışması yani. İnanılmaz iyi top oynadı. Beni de böyle mahcup etti. Et yeter ki et yani futbolcu iyi oynasın. Hücum, savunma her yer. Oynadığı performansa baktığımız zaman bugünkü performansı yani ama hocanın istediği oyun tarzı Johan Cruyff ne olarak alınır? Büyük oyunculuğu dışında. Total futbolu ve evet. Getirdiği pas oyunları. Evet, yani Guardiola'da ve Barcelona kültürü de aslında onu oradan bir başka formasyona getirdi. Evet, sonra tamam. Guardiola Bundesliga'ya gitmiş. Oyun anlayışını oraya da milli takıma kadar yansımış. Oradan da İngiltere'ye gitmiş diye bambaşka o kültürü de oraya getirmiş. Hatta Bayern Münih'te bile. İşte onun Bayern Bundesliga dedi. Ne yapalım özür dilerim. Şimdi bunlar devrimci antrenörler. Klopp da kompak oyunun, fizik ve atletizmin ne kadar önemli olduğunu bize günümüz oyununda gösteriyor. Futbolda defansınla yaparak da kazanılması gerektiğini Mourinho'dan öğreniyor. Evet. Bunlar ayıp şeyler. Fakat herkesin şuna dikkat etmesi lazım. Ben aşağı yukarı tabii çocukluğumdan itibaren maçları izlerim. Özellikle son yıllarda artık evimize girdi bir şey. Fenerbahçe'de yıllardır takip ederiz. Ben bir teknik direktörün bu kadar farklı bir teknik adam olduğunu ilk defa gördüm. Hiç benzeri o... Hiç yok. Yok. Bak, yok, hiç yok. Hani Guardiola'ya bir özeniriz. Ona göre oynamaya ve planlama yapabiliriz. Bunu nasıl yapacaksın? Şimdi ne yapıyor bu hoca?
oyun içerisinde duran top organizasyonları en basit cümlem. Ama taktiksel ve şimdi bu pas oyununun Türkiye Ligi için az gol yemenin tarihte olduğu gibi 25 sezonun 20'si gol atan takımlar çok. Biz şampiyon olduğumuz sene 30 küsür tane 40'a yakın gol yedik biz. Şumari iyi sezon geçirdik. Evet. Bu Fenerbahçe'yi o Fenerbahçe'ye getirmeye çalışıyor. Ve bence bizim Fenerbahçe'mizin daha önüne geçtiklerini söyleyebilirim. Çünkü Rıdvan, o Aykut, Hasan, işte Hakan. Bizim mesela o 11 ezbere bilinen bir 11. Ama burada şimdi, tabii şimdi bak, bambaşka bir şey. Ben Beşiktaş derbisi var değil mi? Bugün 15. Pedro ve kim oynadı solda? Çift santrafor Enseri oynadı. Valencia, ben de Rossi. Muhtemelen Batshuayi ile King oynayacak orada. Umurunda değil oyuncular. Bak. Günaydın belki diyordur abi, biliyor musun? Kendini az. Sakızda bir tane çiğnemiyor muhtemelen. Çift atıyor galiba bu. Yani gol olduğu zaman böyle saçları falan böyle. Bu aykırılık bundan değil. Ben teknik olarak söyleyeceğim. Ben böyle bir sistem görmedim abi hiç. Top geçtiği zaman bir fotoğraf koy lütfen. Bir fotoğraf koyalım Mehdi. Şu fotoğrafı koyabiliriz. Ha şey, özet dakikası gelmeden kullanamıyoruz. Ha, öyle mi? Pardon, affedersiniz. Şimdi üçlü oynuyor Fenerbahçe. Dörtlü mörtlü yazdık ya. Hani yazılıyor. Evet. Alioski, Salahi, Henrique, Ferdi falan oynamıyor Fenerbahçe. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinden itibaren burada Arao'yla üçlü oynuyor Fenerbahçe. Orta sahada da üçlü oynuyor. Alioski, Crespo, Ferdi. Önde iki tane Rossi ile Emre, iki tane oyuncu. Sonra değişiklik yapıyor. Bakın Pedro ile Valencia oynuyor. King herhalde kadroda mı yoktu, sokmadı? Vardı, oynatmadı. Arda'yı dakika tamamlatmak için oynatıyor tahmin ediyorum. Çünkü çok hedefe konsantre olduğu için. Yok, King yokmuş o, hocam, demiş, haklısınız. Bu onu demiş, o demiş, bunlarla uğraşmıyor. Ya tabii Arda'ydı. Şimdi Rossi'nin yerini İrfan aldı. Emre'nin yerine de Lincoln aldı. Sonlarda da Arda'yı aldı. Valencia'nın yerine de Batshuayi. Şimdi ama 3-4-3 oynadığı da oldu hocanın değil mi? Dörtlü de oynadığı günler oldu. Beşliğe döndüğü günler oldu. Her şeyi oynamak istiyor. Bir de 7. hafta yeni bir takımdasınız. Ama dedim ya size yönetim olarak ya. Hepsi birbirine denk. Bugün Fenerbahçe'de çift santrforda Ener Valencia ile King ile Batshuayi görse. Kesin yani Ener Valencia ile maçın başına dönelim. Valencia Pedro yerine Batshuayi ile King oynuyor. Ya bugün de oynamaz mı der mi? Diyordu ama Fenerbahçe. Hatta emin ol Berisha da çok kötü bir oyuncu değil. Gitti Bayern Münih'e. Az gol attığı için söylemiyorum ben. Ama üstüne geldi yani. Şimdi solda bir sürü alternatiflerle yarattı. O zaman ben de kuruldurum. Bir de kültürü, oynatma kültürü farklı, yani nasıl diyeyim sana, Avrupa'da Real Madrid tarzı bir teknik direktörü gibi değil. Portekiz'de işte Sporting Lisbon ve Benfica'da çalışmış. Zaten üçüncü takım da Porto. Tarihlerine baktığınız zaman bunların arası gidip geliyor. Flamengo'da da şampiyonluk yaşadı ama bu tip oynayarak hoca alışkanlığı var. Bunu şimdi Türkiye'de oynamaya kalksan zor. Bir de pandemiden sonra FIFA, UEFA ne yaptı? Beşleşik yaptı. En çok da Jesus'a yaradı. Ve bu kadroya yaradı. Bu, zaten ondan dolayı yaradı. Şunu da diyebilir devrede. Sen beşinizi çıkaracağım oyundan. Sırayla. Sen beşinizi sokacağım. Maç 11'lerinde bunu yapıyor zaten hocam. Şimdi 85'te oyuna girdi Batshuayi. %99 bir gol kaçırdı. Evet. Döndü. Çok güzel şimdi, döndü, bitiremedi. Mesela ben kaç yaşına geldim? Beni soksa girersin yani pozisyona. Gol atmak istersin. Giren de ama bir tane ben sıkıştırayım diye giriyor. İrfan öyle giriyor. Evet, Arda öyle giriyor falan. Çünkü dakika 90 hala hücum yapmak isteyen bir kültüre doğru evrilmedi. Kültüre oluştu. Zamanla sıkıntıları olabilir mi? Olabilir. Kim gibi? Beşiktaş deplasmanı gibi. Orta saha geçişini çabuk yaparlarsa. Konya'da yaşadınız. Konya, Başakşehir gibi. Ama böyle Kadıköy'de bu tip takımları yakaladı mı hiç 4-5 gider. Derbiler biraz zor geçer ama
şampiyonluk yolunda da bu tür kayıpları vermemeniz lazım. Geçen sene ve daha önceki yıllarda bakın Fenerbahçe kaç tane evinde maç kaybetmiş. İç sahada değil mi? Bir ara şimdi, çok büyük krizdi. Mesela bugün 60. dakikaya kadar 45 ile 60 arası kaleciyi görmedim Altay'ı. Evet. Ceza sahasına gelemedi. İlk yarıda geldi bak birkaç tane. Ama öyle bir gülümsemen dikenine katlanır ki diken çok küçük kalıyor güllerin içinde. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin de mesela istatistik geldim ya ceza sahasına bir 35 kere girmiştir herhalde Fenerbahçe. 40. Hazır 40, verelim mi? 40 var mı? Bakalım. Bakalım. 40 vardır ya. Bakalım bir kaç kere girmiş. Nerede? 43. 43 buyur Kütahya. 43. Rakipte girmiştir. 12. Az değil. Deplasmanında dün kaçtı abi? 10-10'du ya 80. dakika. Buyur 43 kere ceza sahasına girmiş Fenerbahçe takımı ya. 2-2 biten bu maçta 10-10'du. Şu olabilir. 0-0 gider kazanmak için yüklenirsin. Şu hırsızlık sağdan ota evet, soldan ota. Evet. Yahu 5-0 daha ne istiyorsun ya canım alacağını da bunda dersin. Ama gördüğün gibi 43 kez ceza sahasına girişleri olmuş Fenerbahçe takımının. Hocam şeyin gol, Valencia'nın golü ceza sahasında iki pasla tek topla oynuyor. Evet, İrfan Can'ın getirip tersi döndü. Ali Oskin'in çık. Çünkü niye? Bir kere hocada bek kavramı yok. Mesela ben Fenerbahçe'nin yerine olsam hemen hocayla devam edeceklerse dörder beşer yıllık Osayi ile Ferdi'yi hemen uzatırım. Çünkü hakikaten bugün Oğuz da süratli bir oyuncu aslında karşısında oynayan. Evet, iki kere. Bu oyun tarzında uçak lazım. Şey ya, süpürmek için değil mi arka? Tabii. Hani savunma zafiyeti olabilir. O olur bu olur mu? Arka atılan topları yakalama açısından. Fenerbahçe'de Ali Oski de orta saha oynuyor. Ferdi bir kere hoca diyor ki kardeşim siz burada istemiyorum. Buraya gidin diyor. Çıkın oraya diyor. Orta sahayı kapatın diyor. Crespo'yu da aynı şekilde. Burada zaman zaman Mert Hakan'ı kullan. Bugün bu hakikaten özellikle de Crespo inanılmaz geldiği günden beri en iyi maçını oynadı. Hani Galatasaray maçında gol attı falan deniyor ya. Bugün çok başka bir oyun oynadı. O yüzden de beni de mahcup etmesi de ayrıca da beni hiç olabilir, rahatsız etmez. Umarım böyle devam eder. Fakat bilin ki Crespo'yu yarın oynatmayabilir. Şöyle dönüp de kapris yapma ihtimalleri yok. Böyle bir, şimdi teknik direktörlük başka bir şey. Bir şey sorabilir miyim hocam? Fark ettiniz mi bilmiyorum. Son 3-4 maçtır mesela Zaitsi dışarıda bıraktı. Avrupa önceki Kayseri. Sanki... Unuttu attı onu. Öyle mi diyorsun? Hayır şu anda 3-4 haftalık attı. Bak dönüp bakmıyor daha Zaitsi. Oyuna dahi sokmadı. Ne Ren maçında soktu. İşte onu söyledim. Ne gitmeden önce Kayseri soktu. Kayseri maçında. Evet. Anladım. Ama yarın bugün oynatmayacak anlamına gelmiyor. Peki şu tercihi yapıyor olabilir mi? Crespo İsmail gördük. İsmail Arao gördük. Şimdi Crespo Arao gördük. Mert Hakan. Yani daha evet, böyle orayı daha savunma ağırlığı. Arao Zaitsi göreceğiz. Crespo Zaitsi göreceğiz. Herkesi göreceğiz abiciğim. Zaitsi mesela bir anda unuttu. Şuradaki omurga dışında, şunlar dışında herkesi göreceğiz. Serdar gelince o da yerli statüsünde zaman zaman farklılar yapabilecek. Ona göre oyuncu. Ferdi de o statüde şimdi, çok değerli oldu. Fransa'da sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Osayi'di. Nerede evet, abi Osayi? Yok girmedi. 16 kişi oynadı, oyuna girmedi. Evet. Umurunda mı? İşte Arda meselesine de öyle bakıyor diyebilir miyiz? Hadi yap kapris. Yaptı da bir benim hatırlıyorsam. Evet. Arda meselesi biraz daha farklı. Mesela ben devrede keşke soksaydı diye düşünüyorum. Evet. Birçok kişi öyle düşünüyor. Oyuncunun da demoralize olmama ihtimali yok. Şimdi sitelerde gördüm ve tartışıldı bu çok konu olduğu için söylüyorum. 5 milyon euroya 1500 dakikadan önce az oynarsa 1500 dakikadan sonra 1500 tamamlatacak muhtemelen. Kupa var. O var, o var, bu var. 17,5 milyon da az yazılmış gibi görüyorum. Mesela kim için onu söylemem. Eğer kim Fenerbahçe'de kalsaydı var ya %70 Fener şampiyon olur derdim bugünden. Emin ol derdim. O kadar ama yine de o... Hayır yine %70 demiyorum bak şu anda. Ben öyle bir işgüzarlık yapmam. Çünkü futbol farklı bir oyundur. Dün de yoktur. Oynadığın oyunda çok risklidir. Yarın bir gün çok sıkıntılı maçlarda hani yenilebilirsin. Üçten diyebilirsin. Ben o anlamda söylemiyorum. Bugünün şartlarıyla konuşuyorum. Daha da iyi gideceğini düşünüyorum. En iyi teknik direktörün karşılığı kulüplerdir. Bu birinci felsefedir.
Ama teknik direktörlerinde takımlara terazisi yoktur. Jesus'un damga vurduğunu görüyorum. Bir şey söyleyeyim. Çünkü farklı bir karakteri var yani, oyun karakteri. Mesela Bayern Münih başkanı olsam acaba derim. Ama Fenerbahçe başkanı olsam Jesus'tan 3 sene daha sonra kontrol. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu arada galiba mikrofonunu düzeltecek arkadaş. Benim mi? Evet evet, düşmüş. Brezilya milli takımının biliyorsun en güçlü adayı, çok istediler. Flamengo'daki sadece başarısı değil, bu oyun tarzı, hani Brezilyalıların da biliyorsun hep istediği şey budur. Yani. Brezilya milli takımının bir evrim geçirdi. O da Scaloro ile geçirdi. Hı hı. Şöyle ki hep dörtlü oynayan bir takımken üçlüye döndüler o zaman. Mecburiyetten Cafu'yla Roberto Carlos var diye hatırlıyorsan. Tabii ki. Onlar savunmacı değildi. Ama Dünya Kupalarının hep favorileriyken Avrupa futbolu daha kompakt futbola geçince onlar biraz geride kalıyorlardı. Tekrar Brezilya kompakt futbola döndü. Pereira dönemindeydi, hı hı, özellikle. Şampiyon oldu, dünya şampiyonu oldular. Fakat Jesus'la milli, bak mesela Jesus'tan milli takım hocası olmaz hocam. Jesus'u ben Türk milli takımına da vermem. Yok, bu yorumunuzdan bağımsız, istemelerin nedeni gördükleri Flamengo'daki bu hücum. Tamam da milli Brezilya. Onu çok seviyorlar. 15... Ama başarılı olmayabilirdi, hayır, o ayrı. Kaldı ki aynı Fenerbahçe gibi geniş, sınırsız transfer seçim şeyi var. Tabii. Ama bu oyunu oturtturmak çok, tabii, kolay olmayabilir. Tabii. De yani Güney Amerika turnuvası falan böyle bir iki maç sallandığın zaman, evet, sert bir de yani çok havada sert, tekmeler uçuşuyor. Bizim o Şili Arjantin maçını hocam konuştuk ya, evet, böyle bir şey görmedim ya. Kavga oluyor resmen. Ama Fenerbahçe'ne çok uygun bir teknik direktör. Bir de bir şey söyleyeceğim hocam. Sizin söylediğinize bu maçta da çok dikkat ettim. Pedro ve Batshuayi dışında kullandığı o dörtlüdeki diğer üçlünün hepsi inanılmaz hareketli ama onu mutlaka, o ikisini orada noktaya koyuyor. Şeyde o, mi? Forvet'te mi? Evet, forvet'te. Hayır ama noktaya Pedro koyayım. Pedro ile Batshuayi. Şöyle. Ha, tabii tabii. Zaten onu demek neden, istedim. Neden söyleyeyim? Ener Valencia 3-4-3'te 4-3'te solda oynayabilir. Aynı şekilde King de oynayabilir. Hı hı. Ama ikisi de santrfor oynayabilirler. Tabii. Ama Pedro da Batshuayi da asla sol taraf oynayamaz. Zaten hoca da hiçbir gün Pedro'yu da Batshuayi de solda oynatmadı. Ama Ener Valencia'yı oynattı, King'i, tabii, de oynattı. Yapıları gereği. Bir de çok hareketli bir forvet. Pedro ile Batshuayi'den biri banko futbolcusu. Banko takımın banko. Peki Arda'ya bir de hocam teknik açıdan, yani bu sistemde Arda'yı kullanma zorluğu da var mı? Emre oynuyorsa o da oynar fizik olarak. Onu söylemek, hı, istiyorum. Hı. Emre evet çabuk, daha çabuk falan gidiyor ama zorluğu daha çok temposunu, belki de hani çok yüksek şiddetli oynamaya çalışıyor. Biraz sonra görüntüler gelince koyabileceğimiz şeyler varmış ya. Hı hı. O yüzden de o zaman daha iyi analiz edeceğiz. Sürekli şiddetli bir oyunda hep ne dedim? Arda bizim gönlümüze nasıl girdi? Oyunun son bölümlerinde yetenekleriyle iki tane atarak. Kasımpaşa maçı gibi. Alanya'da bir tane asist yaptı, bir tane oyunun son bölümünde. Rakiplerin de yorgun. Direncin düştü. Ama önde sürekli baskı yapmak isteyen bir takımda kaleciye verdi, kaleci sağ beke verdi, sağ beke gitti, ona gitti, buna gitti, ailece baskı yaptık, döndük filan. Bu gitgelleri belki hocası daha bunun için fizik olarak yeterli görmüyordur. Buna saygı duymak lazım. Ama söylediğim gibi fizik kazanılabilecek bir özelliktir. Asla demoralize olmamalı, bakın asla olmamalı. Bu işin sonuna kadar antrenmanlarını, genç oyuncu çünkü, onun için hocanın 3-0 iken hani daha fazla süre verebilir mi? Bunu konuşabiliriz. Gönlümüz onu da ister. Ama şu var ki, şöyle bir çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe penaltıyı kaçıncı dakika kullandı? 45 artı 3. Kaçıncı dakika attı golü? 45 artı 4. Penaltı kaçıran bir takım. Bir dakika sonra oyun bir soyunma odasına gitti. Çünkü hepsi oradaydı. Evet. Kaldılar orada. Penaltı kaçırdı. Yapma ya, tüh be, tam devreye biz 3-0 girecektik. Olmadı. 3-0 girdi. 3-0 girdi. Niyet, felsefe çok önemli. Hoca da bunu istiyor. Bu takımda saygı gösterilmeli. Bunlar da maksimum oynuyorlar. Bugün Fenerbahçe'de kapasitesinin altında kalabilen oyuncu sayısı hemen hemen Fransa'da dahil olmak üzere
şey hataları var. Sistemdeki arızalar olacak yani böyle. Diken dediğiniz konu. Evet işte. Diken o sezon sonuna kadar olacak. Bak, bu sezon sonuna kadar hangi kadroyla oynarsın? Ha klasik dörtlü savunma, ikili ön libero, bir tane forvet arkası, kenarlarda orta saha gibi oyuncularla oynarsanız ki zaman zaman oynamanız da lazım. Yarın bu bence Fenerbahçe ilerledi de ondan sonra koro koro çıkacak maçlarda buna dönebilmeli diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Ama hocanın ısrarla söylediği bir şey var. Bak ısrar ediyor. Bizim favori Rennes Dinamo Kiev. Israrla söylediği başka bir cümle var. Biz için öncelik dik. Niye onu diyor? Fenerbahçe'nin sadece özlemi olduğu için değil. Kendi oyun formatının lige uygun olduğunu kestirdi. Bizim ligimizi gözüne kestirdi o. Ha dedi, ben burada bunu oynarım. Emin ol gözüne kestirdi. Avrupa'ya o kadar kestirmiyor gözünü. Diyor ki yarın bir gün bir tane Şampiyonlar Ligi'nden dönen bir takım gelir. Benfica tarzı falan böyle cins bir takım gelir. Atıyorum ben şimdi. United bile Avrupa Ligi'nde oynayan takımlardandı geçtiğimiz yıllarda. Zor olur. Tık diye bir tokatlarlar gidebilirim diyor. Ha, beklentiyi yükseltmek istemiyor. Ama burada füzeyi yerleştirmiş. Türkiye Ligi'nde kendisine göre analiz etmiş. Ben bunu oynayacağım diyor. Bunun için tabii fizik güç lazım. Ama fizik güç içinde şimdi alternatifleriniz lazım. Tabii sadece fizik güç. Ya 8 oyuncu diyorum ya Murat. 8 oyuncu farklı oynadı. Fenerbahçe'nin ideal 11'i kim derseniz Altay'ı sayarız. Stoperlerden 2 tanesini sayarız. Bir daha da sayamayız. Belki Ferdi deriz. Ferdi de oynatmadı geçen. Bana söylesinler ya. İzleyenler desin ki bizim ideal 11'imiz şudur. Öyle bir şey yok bu hocanın. O yüzden farklı bir karakter diyorum. Çok farklı, pozitif anlamda söylüyorum. Kötü anlamda söylemiyorum. Fenerbahçelileri de bugün çeyrek final mi oynarsın Avrupa'da şampiyon olmak istersin diye sor. Sorman kabahat derler. Yanlış mıyım? Evet. Bu arada tabii mesela bu yedekler var mı? Ben bu arada Cem bir yanlışımı düzeltti, onu paylaşayım. Özür dileyim seyircilerden. Ben Başakşehir 13 diyordum. 14 puan oldu. Bir puanı koydum. Gizli lider Başakşehir bu durumda, evet. Bir maçı eksik. Başakşehir'le birlikte dedim. Hocam şimdi bak. King yok. Evde o. Maçta tribünde değil mi? Evet. Nazım Pere sakat. Evet. Bu kadro İrfan Can, kaleci İrfan Can, Mert Hakan, Arda. Şey nerede kahveci. Ben anlamadım, bu Serdar Aziz'de bir sıkıntı mı oldu? O da yok. O da yok. O ne oldu? Bak, yani yeni gelmişti. Bunları da bıraktım. Ya, Serdar Aziz ne oldu acaba? Belki tam şeyine, kondisyonunu ve fiziğini daha ama şöyle söyleyeyim. Tam oturtamadı. Alternatif stoper söyler misin bana? Hadi söyle. Şu an burada yok. Evet. Hayır, savunmacı da yok ki. Yani İsmail'den yapabilirsin belki, fiziği de iyi. Maksimum, evet. Bu arada Arao'yu da herhalde Salah'yı ve Altay'dan sonra en çok kullandığı isim olabilir Arao. Ama onu da yapıyor rotasyon. Arao Fransa'da var mıydı? Yoktu değil mi? Yoktu abi Fransa'da. Evet. İsmail'le Mert. Avrupa Kupalarında en önemli maçlarından İsmail'le Mert. Yok. Deplasman. Yok. Nereye geleceğim hocam? Başka 3 oyuncu sayacağım size izninizle. Buruma, Lemos, Novak. Ne Avrupa kadrosunda var ne TFF'de var. Evet. Yani bu 3 tane oyuncuya, yani bir de bu 3'ü var. Ya şimdi şu burada anda. Yönetim kesenin ağzını açmış. Bir de bol alternatifli takım. Şimdi Buruma'yla işte şu kadar euro gitti diyorlar ya. Yani bırak da o kadar yanılma payı olsun yani. Ya. Doğru mu yani? O kadar eleştiremezsiniz şimdi. Ama hocam birinci haftadan beri Buruma transferine biz bir şerh koymadık mı sende? Yani baktığın zaman yani biraz görünen doğru ama aldık diye de, aldık diye de ısrar etmemişlerdir. Şimdi Jorge Jesus'un hiçbir şey olmadı orada. Alın almayın diye. Demeçler de çünkü biraz daha yönetime doğru yörüngeyi değiştirmiş. Bir kere aynı ülkeden şey Burma'yı tanıyacak onun kadar ki. Tabii en çok o tanıyor. O yüzden antrenör yönetim ilişkilerindeki bir takım sıkıntıları biz bilemeyiz ya, perde arkasında. Dediğiniz gibi %95 isabet görünüyor şu anda. Hayır, Burma'yı mı? Hayır, antrenörden dolayı. Şimdi Crespo'yla da farklı bir antrenörle çalışabilirdin. Klasik düzende oynardı yine.
Crespo'yla Zayt'sı yapar. Zayt'sı değiştirmek. Geçen senenin en iyi ikilisi. Ha demiyorlar. Demiyorlar. İkinci yarının en başarılı orta saha ikilisiydi. Ama şimdi Türkiye Ligi başka bir lig abi bizim ligimiz. Portekiz Ligi'ne benzer bir ligimiz var bizim. Atacaksın abi burada. Buna uygun da bir takım kurmanız lazım. Yani 4 tane forvetiniz var. Serdar A milli takımında muhtemelen Serdar'a da gelecek. Oynayacak. Muhtemelen milli maçta oynayacak. O yedek. Düşünmüyor dahi. Hatta git demişlerdi Adana Demirspor'a olmadı. Augsburg'un Bayern Münih'i yendiği maçta Berisha oyuncuyu gönderdiler. 4 tane de benzer oyuncuyla oynamaya çalışıyor. Uzun istemem diyor. Ali Koç diyor ki ve koşu dedim diyor. İstemedi diyor. Benim oyunuma uymaz diyor. Ben farklı düşünebilirim. Sen farklı düşünebilirsin. Ama dedim ya çok değişik bir karakter. Yani o antrenör olarak değişik bir karakter. Yani bunu oynatmak istediği oyun kolay bir oyun değil. Kolaylaştıran da kim oldu? Kulüp. Tabii yönetim. Tabii canım. Peki hocam Serdar Dursun'la güzel parantez açtınız. Avrupa kadrosuna da yazmadı. Ya acaba Serdar kalarak kendi adına bireysel olarak Fenerbahçe'den... Emre Baba konusu gibi. Hata etti mi sizce? Mesela Emre gitmek istedi, oynamak istedi. Valla oyuncular hakkında... Hayır çünkü bu hakikaten çok zor gözüküyor onun forma alması şu anda. Zor gözüküyor. Bir sakatlık Allah korusun bir şey olmadı. Ben alabilme ihtimalini kendinde gördü. 8 artı 3'ten. O zaman ona saygı duyarım. O tip santrforda olmadığı için diye düşündü. Mesela Emre Akbabalar... Bir Kılınç da öyleymiş. Emre daha önce de bir Alanya oldu. Gitti geldi. Gitti, geçen sene de oradaydı. O yüzden de oralarda oynamak için gitmiş olabilir. Yani oyuncuların kendi fikirleri. Tercihleri. Demirspor Ligi'nin lideri. Ama Serdar ben Fenerbahçe'ye 28-29 yaşında gelmişim. Amil takımda oynamışım. Gitmek istemiyorum dediğiniz zaman da saygı duymak zorundasınız. Ona bir şey diyemeyiz. O da kendisini ben elbet bu formayı bir şekilde alırım diyor. Bu sürü maçımız var diye düşünüyordur. O yüzden de gitmedi. Evet şimdi 2 hafta ara olacak. 7 hafta geride kalırken bugün tabii çok olağanüstü bir maç daha vardı akşamüstü. Son şampiyon Trabzonspor'da 2-0 ilk 10 dakikada yediği 2 golden sonra 90 artı 8'de skoru 3-2'ye getirdi. Ve zirvede bundan birkaç hafta önce saydığınız yediliği görüyorum hocam. Milli maç arası olduğu için rahat rahat o konuda yorum yapabiliriz. Lütfen. Estağfurullah. İlk 7 sıralama değişecektir ama bu 7 olacaktır. Şimdiye kadar izlediğimiz maçlardan bunu çıkardım ben. 2 hafta önce de aynı şeyi söyledim. Geldi hocam. Antalya sıkışıktı. Ben Türkiye Ligi'nin 2022-2023 sezonun ilk 7'sinin böyle oluşacağını birkaç haftadır izlediğim maçlardan dolayı iddialı söyledim. Birinci değişebilir, ikinci değişebilir, üçüncü değişebilir ama sonuçta... Korakor bir mücadele. Uzun yıllardır görmediğimiz. Bu arada tabii 3. sıradaki Başakşehir'in 14 puanı var, bir maçı eksik. 6. sıradaki Fenerbahçe'nin 13 puanı var, bir maçı eksik. Bir de küçük parantez şu... Aralarında oynamadılar. Evet. Şunu açabilir miyiz hocam? Bizi en çok şaşırtan, beni en azından tabii oradaki hoca değişikliğinin 7 hafta itibariyle iyi yansıdığını görüyoruz. Kayseri Spor orada görüyoruz. Antalya'yı başta görüyorduk. Antalya'yı evet. Şeyde tahtada kapalı. Evet. O da bir avantaj olarak döndü onlara. Geçen sene yani güçlü bir takım yapmışlar Hikmet Hoca zamanında. Bu oyun şeyini de karakterinde oturmuştu. Çağdaş Hoca da kaldığı yerden devam etti. Ve Çağdaş Hoca da ilginç son maçta bir öz eleştiri yaptı. Fark etti. Beşiktaş ne maçında oynadı burada? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. Bir önceki. O günkü yanlış oynadığımız kendisi söyledi. Bunun önemli mi abi bu tespit bir teknik direktör için? Ondan sonra doğruyu bulduğunu görüyoruz zaten. İst üste 2 maç kazandı. Tam ne dediğini hatırlayamadım da 2-0 kaybettikleri dediğiniz gibi Fenerbahçe maçıyla yanlış bir analiz yaptı. Başakşehir'de bugün 3-0 Fiorentina'yı yeniyorsun. 8 tane farklı oyuncu ile oynadı. Oh ne güzel kulüpler değil mi? Mis gibi. Her ama puan kaybı yaptı tabii. Puan kaybı yaptı. Öyle ondan. İkinci yarının başında Karagümrük'ün 2 tane pozisyonu var. Onun dışında oyuna hakim ama pozisyon üretmekte çok zorlandı Başakşehir. Hep söylüyorum biraz daha hızı arttırması gerekiyor. Yanılıyor olabilirim ama Karagümrük'te hep bir çelme takıyor Başakşehir'e yanlış. Yani böyle bir aralarında gizli bir
rekabet. Ama takvimin toplamda kaçıncı, üçüncü yılın bu yıl olabilir bilmiyorum. İşte yani geldiğinden beri bir sürpriz puan kayıpları yapıyorlar orada. Bilmiyorum. Peki hocam Trabzonspor'da tabii Sayın Avcı ile 3 yıl, Uğurcan Çakır'la 5 yıl. Hiçbirine bakmam hocam, hiç söyleme. 3 yıl, 5 yılların hepsi 3-3 yersen olmaz o. Bir de buçuklara inanma. 1,5 yıllık yaptılar, 2,5 yıllık yaptılar. Buçuk dedim hemen hiç bakma. Devamı yok. Türkiye'de asla sözleşmelere inanma. En iyi antrenör, dünyada da öyle oldu. Özellikle ülkemizde en iyi antrenör Skorboard'da. Fatih Terim, Sergen Yalçın. Çok en tazesi. O zaman şimdi Abdullah Avcı'yla kaç yıl yaptılar? 3 yıl. Peki 2-0 mağlup olsaydı Antep'e ne yapacaktık? Avrupa Kupalarında elendi. Gönlümüzde realite aynı mı? Keşke her hoca arkadaşlarımız 3 sene 5 sene yapsalar. Bu söylediklerim yanlış anlama. Yarım saattir anlattığım Cesus için de geçerli. Sakın yanlış anlama, onun için geçerli. 3 tane maç kaybet, bir Avrupa Kupası'na elen, Galatasaray'ı yenil, hop hadi çok tartışılmaya başlar. Hep beraber tartışırız. Futbolda düğün yok. Peki oyuncuların Uğurcan ve Canini bu arada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ne kadar ciddi bilmiyorum sakatlığı ama hafta arası 3 yıl sözleşme imzaladı. Antep maçında sakatlanarak çıktı. Uğurcan'la da 5 yıl. Jesus'un söylediklerine bakalım mı hocam? Maç görüntüleri gelmeden bakalım. Hemen verelim. Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Fikirlerimi daha iyi gerçekleştiriyor. Hem ofansif hem defansif olarak tehlikeli bir takımız ama hala daha iyi seviyelere çıkabileceğimizi düşünüyorum. Tam 11 oyuncumuz milli takımlara gidecek. 3 gün tatil yapıp kalan oyuncularımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk 8 haftada attığımız 20 gol rekor başlangıç olabilir ama sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa bu rekorların o zaman bir anlamı olur. Tabii istatistikler için iyi bir gösterge. Takımımızda kaleci İrfan hariç herkes ilk 11 başladı. Bizim geniş bir kadromuz var ve herkes ilk 11 için hazır. Fenerbahçe için oynadığı rakibin kim olduğunun önemi yok. Tabii ki ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın olması önemli ama her maç gibi o maça da kazanmak için çıkacağız. Var mı devamı? Yok, bu kadarmış. Bu arada 20 golü 6 maçta attı. Evet. Yani 8 demiş de belki biz yanlış yazmışızdır onu bilemiyorum. 8 maçta. İlk 8 hafta diyor ya. Öyle mi, yanlış mı gördüm? Bir daha gelebilir miyiz oraya? İlk sayfaydı sanıyorum. İlk 8 haftada diyor ya. Yani 6 maçta 20 gol attı takıma. Orada da bir tevazu bilmeyerek diyor. Yanlış söylemiştir evet, yani. Evet. O bilmez mi 6 maç oldu? Yani. 3 golden yani daha fazla. 8 diyeceğin 6 demiştir evet. Yani 3.3. Çok ciddi sayı tabii ki. Sizin kaçtı ortalama hocam şeyde 103 golünü? Kaç maçtı? 100 gol attık bir Samsun Spor maçında. Allah rahmet eylesin gani gani. Arkadaşlarımız rahmetli olmuştu. O zaman Samsun. Evet. Otobüs kazası. Allah rahmet eylesin. Galip gelmiştik. Kaç takım vardı? 18 takım vardı o zaman. 18 miydi 20 miydi? Bilmiyorum ki. 19 olmadığına eminim de. Arada tek oluyor. 19 kalmış olmasın. O doğru. Ama yine de orada işliyor. 19 kalsa bile bay diye bir şey yok. Sonra. Bir bakar mısınız ona? Peki hocam tam siz o güzel girişi yaptığınızda aklıma geldi. Yani sizden ayrı olarak siz genelde bu tür konularda çok tevazu gösterirsiniz ama Veselinovic'den biri yani bunu en yakın onu oynamaya çalışan evet, ve oynayan teknik adam değil mi? Tartışmasız. Yetmez. Peki sizin Veysel Hoca'dan kalan anılarınızla yani nasıl kıyaslıyorsunuz? Tabii bu çok yakın anlatalım mı? Gördüğünüz kadarıyla. O da hoca da. O da mesela ne derdi bu? Şöyle söyleyeyim. 3-0 geride olduğumuz Galatasaray maçında. 4-3 biten. Evet. 4. golü attık. Yorulmaman mümkün mü? 0-3'ten 4-3'e gelmek için. Kulübeden çıktı. Toprağı bol olsun. Arşivlerde görürler maçın özetlerinde. Hücum diyor bize hala. Hatta 5. de kaçırdık. Aykut Rovaşat'ı yaptı falan. 6 pastan Simovic kurtarmıştı. Girsinler Google'dan. Biz 4-3 ya hani 3-0'dan 4-3 5 olurdu. 5-6 yapardı Galatasaray bize. Ha, onu da söylemiyorum. İlk yarıda. İşte o yıl 30-40 senede bir gelir böyle şeyler.
Ama biz 4-3 yaptık. Hani yorulduk yani sonuçta. Bir fırça attı bize, çıktı. Piste kadar çıktı. Yardımcıyı da yollamadı. Hücum devam. O da hep öne ileri doğru oynadı. Evet. O da evet. Felsefesi aynıydı. Ne kadar kaldı arkadaşlar? Evet, bu şimdi direkt gideceğiz özete. Arada reklam yok, onu da söyleyeyim. 3,5 dakika kalmış. Bu 3,5 dakikayı da biraz yani Arda'yı konuştuk. Emre Mor için düşünceleriniz yani ne var? Artık yani oyuncular, biraz silik şimdi, kalmadı mı performans sezonu? Şimdi aslında Emre ile ilgili hep bir beklenti olur. Her antrenör de o kafasında kalır. Özellikle sezon başı çalışmalarda. Hı hı. Dripling kabiliyetini gördüğü için de sürekli onu tutmak ister. Tabii oyuncuların böylesine büyük kulüplerin gerçekten kıymetini bilmesi lazım. Emre Borussia Dortmund, Galatasaray falan derken bir bunu en iyi kullanan Türkiye'de Burak oldu. İkinci tura çıktı. Yani büyük takım. O da kendi çabasıyla yaptı yani. Büyük takımlarda. Fener'e geldi, Beşiktaş'a geldi. Olmaz dediler. Fener'e gitti. Yok ya, olmuyor dediler. Bir tek olmuyor diyen kendi olmadı. Trabzon'da 30 golü attı. Galatasaray'a geldi. Müthiş goller attı. Hala da işte o futbolcunun son... Hollanda'da atmaya devam. İlde attı. Burada Hollanda'da atmaya devam ediyor. Dün Beyin Spor'da bizim Metin Tekin'in izledim. Zaten bizim için bir... Bir de şey, o kadar etkilenmişim ki. Vallahi bu gece rüyamda Rıza'yı onu gördüm, biliyor musun? Kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın ikisinde. Bu arada kaç kez de Ankara 2-1'di? 2-1 bitti hocam. Öyle mi? Ankara Gücü 2, Sivas 1. Ankara Gücü ilk galibiyeti mi? Muhtemelen. Evet, muhtemelen. Ilk. Puanı 1, tabii 4 oldu. Evet. 1'di 4. Metin Hoca da işte Beşiktaş'la olan Beşiktaşlılığını, serüvenini anlatırken hikayelerini falan. O zamanki rahmetli Mehmet Üstünkaya zamanında gelişimi, o günden o Gordon dönemindeki olayları anlatıyor. Ama o Beşiktaş da şunu söylüyor. Çok hani oynarken düşünemiyorsunuz bazı şeyleri. Şu bile yaptım. Hani bana gitti ya, 6 ay döndü. Alişen Başkan Fenerbahçe'den rica ediyor. Şu bile maçı. Çıktım 13 dakika. Soyunma odasına geldim. Ve ilk defa duydum ben Metin'den bunu. Çünkü rahat falan böyle imaj vardı. Çok top sevmiyorum. Ağlamış üngür üngür. Ben de anlatayım. Ben Fenerbahçe kulübünden ayrıldığımda orada bıraktım da. Ben bir yıl jubile yapmadım. Alişen geç başkan oldu, devam etti. Evet. Sonra bir hayır kurumu için, neyse o kadar detaya girmeyeyim. Onun için yapalım dedik. Karda, kıştı, kıyamette. O bir yıl anlamadım bir şey, biliyor musun? Futbolcum gibiyim zannediyorum. Jübile de mi anladın? Jübile de sonra orada da anlamadım. Tur attım falan. Eve geldim. Vallahi sabaha kadar ışıkları söndürdüm. Hüngür hüngür ağladım. İşte futbol sevgisi böyleymiş. Emre, oraya geleceğim. Arda, bilin yani. Çok bunun her değerini şey, futbol, büyük kulüpte oynamak da, her sporcuya saygılıyım ama büyük kulüpte oynamak, Fenerbahçe'de oynamak falan, böyle diğer arkadaşlarımız da Galatasaray'da 5 yaşta oynadığında geçerli. Ama ben çocukluğumda da takımında oynadığım için de Allah'ıma hep şükretmişimdir. Hep de dua etmişimdir. Benim milli takım için bir mesajın var mı? Sonra onu alacağım. Milli takım önce kaza Lüksemburg, yapmaz gibi geliyor. Sonra Faro'ya. İki tane Lüksemburg evimizde olduğu için çok favoriyiz. Orada olsa biraz sıkıntı olabilir. Yenisek de Faro'ları artık suyun içinde oynanmıyor herhalde artık, değil mi? Bizim zamanımızda suyun içinde gerçekten öyleydi. Kazası geçeriz diye düşünüyorum. İnşallah artık, diyorum. B ligine çıkmak için iki maçı herhalde çıkalım artık, ama oradan da çıkalım. Hazır kulüpler de iyi giderken, değil mi? D ligine düşmeyiz herhalde, değil mi? Yani. Var mı bunun dibi? Ama bizde BC... Yok ya, en son lig burası ya. Yok, D'de var galiba. Yok canım, D nereden var ya? Burası... D yok mu arkadaşlar? Para yolları nerede olacak? C, bir üst ligde olma şansı var mı? Zannetmiyorum, evet. Başka yoktur ya. Var mı? Ben D var diye hatırlıyorum ama beni düzelttiniz hocam belki. Bunun altı yoktur ha, söyleyeyim sana. Cem, rica etsen bakar mısın kapamadan bu... Bu olayı... Ya Allah aşkına... Bak, B ligi var. Olur mu Allah aşkına ya? D var abi.
Kim var ha burada? Letonya, Moldova. Orada böyle dört tane grup yok değil mi? Biz D'de miyiz, C'de mi? C'deyiz. Ama D'de... Böyle odaları ne aradı çıktı C'ye anlamadım. Bak, D'de ama iki grup var galiba değil mi Cem? Yani iki grup var. Mesela A, B, C dörderli dört grup. D'de iki tane, sekiz takım var orada yani. Anlatabiliyor muyum? Herhalde evet, oraya da gitmeyeceğim. Milli maç arası var. Değil mi? Sekizinci haftada görüşmek üzere diyorsun. Evet ama olağanüstü bir haftayla dönüyoruz. Şimdiden söyleyelim. Evet. Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Uf, maçlara bak hakikaten. Allah yani sağlık muazzam, versin. Muazzam. Yani Allah tabii oyunculara milli maçlarda sakatlık vermesin. Aynen. Bunu sağlıklı görelim. Gelsinler. Sağlıklı herkese dönsünler. İyi akşamlar dilerim. Sağlıklar dilerim. O zaman 15 gün sonraki 8. hafta heyecanıyla karşınızda olacağız. Son kararda Göktuğ Sevişli ve Fırat Aydınus az sonra karşınızda olacak. İyi geceler, mutlu haftalar.